Kitabımın adı Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler. Yazarı Evelyn Fox Keller. ABD'li bilimci ve feminist düşünür Evelyn Fox Keller, 1936'da New York'ta doğdu. Bilim ve toplumsal cinsiyet meseleleri arasındaki ilişki konusunda Amerika'nın en önde gelen akademisyeni olarak görülür. Çalışmalarında bilimcileri, bilimsel çalışma yaparken kim ve ne oldukları konusunda düşünmeye teşvik eder. Mesele kadınlar erkeklerden farklı bir tarzda bilim yapmaları değil. Toplumsal cinsiyet ideolojisi değiştiğinde herkesin farklı bir tarzda bilim yapacak olmasıdır demektedir. Kitabımızın içindekiler bölümünde bir aklın ve doğanın tarihsel birleşimleri, iki öznelerin ve nesnelerin iç dünyası, üç bilim yapımında kuram, pratik ve ideoloji. Bunları teker teker hepsini gözlemleyeceğiz. Yazarımız, dünyanın temsili tıpkı dünyanın kendisi gibi bir erkeklerin eseridir. Onu mutlak doğru saydıkları kendi bakış açılarından tanımlarlar. Simone de Beauvoir adlı yazarın cümlesiyle başlamaktadır. Her şey şu soruyla başlar. Bilimin doğası erillik fikrine ne kadar bağlıydı ve başka türlü olsaydı bu durum bilim açısından ne anlam ifade ederdi? Toplumsal cinsiyet ile bilim arasındaki ilişkiyi araştırmaya başladım. Bunlardan 9'u elinizdeki kitap bir araya getirildi. Kadınlardan ziyade aslında erkekler hakkında hatta bundan daha fazla bilim hakkında bir şeyler öğreniyorum diye açıklamaya çalıştım. Toplumsal cinsiyet ve bilim üzerine çalışmanın yalnızca kadınlar hakkında bir inceleme olabileceğine dair yaygın varsayım beni hala şaşırtıyor. Kadın doğulmuyor, daha ziyade olunuyorsa aynı durum kuşkusuz erkekler için de geçerlidir. Bu denemelerin odağında bu dinamik ve bu dinamiğin hem bilim ile erillik arasındaki tarihsel birlikteliği hem de bilim ile dişilik arasındaki aynı derecede tarihsel ayrılığı nasıl desteklediği yatmaktadır. Dolayısıyla ele aldığım konu kendi başına kadınlar, hatta kadınlar ve bilim değil, erkeklerin kadınların ve bilimin nasıl oluştuğu ya da daha net olarak söylersek kadın ve erkeklerin oluşumunun bilim oluşumunu nasıl etkilemiş olduğudur. Aklın ve doğanın tarihsel birleşimlerinde yazarımız toplumsal cinsiyetin eski bilim felsefi ve düşünürlerden geldiğini söylüyor. İlk olarak Platon'u inceliyoruz. Platon, Batı düşünce tarihinde bilgiye ulaşmada cinsellik dilini açık ve sistematik bir şekilde kullanan ilk yazardır. Platon'da da akıl ve doğa ortak bir öz dolayımıyla birbirine bağlıdır. Ama özsel bir farkla da birbirlerinden ayrılmaktadır. Bunları ortak paydada buluşturan şeye en nihayetinde dilsel garanti denilebilir. Akıl doğaldı. Doğa da akılla kaplıydı. Yunan doğa bilimlerinin temelinde doğa dünyasının akılla dolu olduğu ya da aklın doğa derinlemesine nüfuz ettiği ilkesi yatıyordu. Yunan düşünürler doğada aklın varlığını, doğal dünyadaki nizam ya da intizamın kaynağı olarak görüyorlardı. Nitekim doğa bilimini mümkün kılan da buydu. 2. Bacon bilimi, hakimiyet ve itaat sanatları. Bilimsel araştırma sahipliklerini ilk kez Bacon tanımlamıştır. Zira bilimsel bilgiyle erkin aynı kapıya çıktığını ilk kez ve en parlak bir şekilde dile getiren ve bilimin amacının doğayı denetim ve tahakküm altına almak olduğunu yazan oydu. Tarihin ilerlemesiyle birlikte Bacon'ın bilim anlayışı yeni ama farklı bir boyut kazandı. Toplumsal güven ve iyimserliğin yerini endişeye bırakmasıyla birlikte kimi bilim eleştirmenleri bilimsel dürtüdeki saldırganlık hakkında yeniden tasarlamaya başladılar. Bense Bacon'ın aslında bilimsel dürtünün ruhuna bilim savunucuların genel olarak algıladığından daha sadık ve kendisini eleştiren birçok kişinin alınganlığından daha karmaşık bir model geliştirdiğini savunacağım. Bacon'ın modelindeki ince ayrıntılar, başvurduğu metaforlardaki üstü örtülü cinsel diyalektik yoluyla da ifade edilebilir. Bacon'ın anlayışı ne salt kahinceydi ne de salt yükselen bilimsel girişimciliğin yanlış bir temsilcisiydi. Bacon'ın canlı metaforlarını titizlikle incelersek ki benim amacım budur, gerek eleştirmenin gerekse de bilim savunucularının varsayımından çok daha karmaşık ve dolayısıyla anlam bakımından daha zengin bir diyalektiğe sahip olduğunu görürüz. Bacon'ın dilindeki cinsel imgeler Platon'dakiler kadar bütünlüklü ve açık değildir. Fakat yine de Bacon bu noktada Platon'un muadili sıfatıyla incelenmeyi hak etmektedir. Kendisinden sonraki bilimciler kuşağı Bacon'ın miras bıraktığı dilden daha tutarlı bir yasal cinsel tahakküm metaforu türetmişlerdir. Bacon'ın metaforuna bakacak olursak,
Bacon'a göre bilimin ereği, insanın ilk dönemlerinde sahip olduğu egemenliğin ve erkin yeniden oturtulması ve tesis edilmesidir. Bacon, hakimiyet ve tahakküm anlayışında toplumsal cinsiyetin ne kadar derine kök saldığını görmek önemlidir. Hakimiyet ve tahakkümün değişmez bir biçimde dişi doğa üzerindeki tatbik ediliyor. Oluşunun dikkatimizden kaçması mümkün değildir. Ve nitekim kaçmamıştır da. Fakat incelendiğinde Bacon'ın toplumsal cinsiyet kullanımının o kadar basit olmadığı görülür. Daha az dikkat çekici de olsa yine de karmaşık bir cinsel diyalektin karmaşıklığı sebepsiz olmayıp aksine bilimsel dürtünün bir tanımın parçası olarak yorumlanacak bir diyalektiktir. Bacon'ın biliminin doğuşuyla ilgili anlayışını dile getirirken kullandığı metaforun anlaşılması incelik isteyen imalarla dolu olduğu düşünülür. Bilimsel aklın erkekliği ve erilliği üzerinde açıkça ve ısrarla durulmasının gerisinde akıl ile doğa arasındaki evliliğin diyalektik ve hatta hermafrodit bir doğası olduğu şeklinde zımni bir varsayım kabullenme yatmaktadır. Modern bilimin doğuşunda tin ve akıl. 17. yüzyıl İngiltere'sinde modern bilimin kurumsallaşması bilim tarihçilerinin aşina olduğu bir konudur. O dönemin ilgi ve inanç çeşitliliğini tanımlamak mümkün görünmese de o dönemin düşünce tarihini şematik bir şekilde iki felsefenin mücadelesi olarak tanımlayabiliriz. Hermetik gelenekte maddi doğa tip ile yoğrulmuştu. Onu anlamak için kalbin, elin ve aklın ortak ve bütünleşmiş çabası gerekiyordu. Mekanik filozoflar ise aksine maddeyi tinden, el ve aklı da kalpten ayırmaya çalışmışlardı. Ama bu iki gelenek arasındaki sınır da henüz net bir şekilde çizilmiş değildi. Öncelikle bu tartışmaları çevreleyen ve ileriki yıllarda daha da kesinleşecek ayrımları şekillendiren düşünsel ve siyasal iklimi seyredeceğiz. Yeni bilim anlayışları arasındaki mücadele. 1662'de kurulan ve yeni bilimin kurumsallaşmasını ifade eden Royal Society birçok üyesi tarafından Bacon'cı programın gerçekleşmesi olarak görülüyordu. Üyelerinden bazıları bir müddet daha hermetizm ile yeni felsefeyi uzlaştırma çabalarına devam etmiş olsalar da açıkça fanatik olduğunu söyleyen insanlarla toplulukta pek yer yoktu. Bilim tarihinde sorun ve mübhem bir kişi olan Francis Bacon'ı bugün bizim için çekici kılan her şeyden önce güçlü öngörüsüdür. Zira Bacon insanın doğayla ilişkisini dönüştürme gücüne sahip bir bilimin ve teknolojinin doğmakta olduğunu öngörmüştür. Kullandığı ana metaforu bilimi erk olarak doğaya nüfuz edecek ve onu boyunduruk altına alabilecek kadar erkek bir güç olarak görmesi, modern bilim retoriğine de sızan bir imge yaratmıştır. Gerçi Rönesans simyacıların bilim anlayışında da erk amaçtı ama onlar için hayli farklı anlam taşıyordu. Bu iki erk ve bilimin kavrayışı arasındaki fark, bilim anlayışlarının altında yatan birbirine karşı cinsel metaforlarda rahatlıkla görülebilir. Simyacıların kavrayışında kök imge cinsel birleşmeydi. Akıl ile maddenin birleşmesi, eri ile dişinin kaynaşmasıydı. Simyacılar fiilen olmasa bile alegorik anlamda erkek ile kadın arasında bir işbirliğinin gerekliliğinden dem vuruyorlardı. Zira onlara göre erk elementlerle birlikte yaşayarak elde edilebilirdi. Simyacıların hermafrodit birliği, cinsel birliği ya da yalnızca kadın ve erkeğin ortak çabasını resmederken kullandıkları canlı imgeler, hermetik felsefede merkezi bir konuma sahip olan eril ile diş ilkeler arasındaki birleşmeyi ya da evliliği temsil eder. Simya metininde güneş ile ay, biçim ile toz, tin ile madde, akıl ile doğa arasındaki ilişkinin temelinde yatan uyum ilkesini anlatan metafor olarak evliliğin açık ve yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. 100 yıl sonra Paracelsüs geleneğin önde gelen simyacılarından Thomas Wan, simyacının araştırmasını ereğinin altın ya da gümüş olmadığını savunmuştur. Wan başka bir yerde neden evliliği ve erkek ile kadın ilkelerinin birliğini doğadaki tanrının temel bir işareti olarak gördüğünü ayrıntıyla açıklar. Kartezyen felsefenin ilk destekçilerinden ve sonrasında Royal Society üyesi olan Cambridge'li yeni Platoncu Henry Moore gelir. Moore 1650 ve 1656 yıllarında Paracelsüs coşkuyu hedef alan yazılar yayınlamıştır. Moore'un yaklaşımına yakın, simyacıların anlayışına uzak bir yerde duran Royal Society sekreteri Henry Oldenburg, birkaç yıl sonra kurumun amacını eril bir felsefe oluşturmak ve böylelikle insan aklının gerçek doğruların bilgisiyle yüceltilmesi olduğunu beyan etmişti. Yeni bilimin ereği metafizik etkileşim kurmak değil, tahakkümdür. Akıl ile maddenin birliği değil, insanın doğa üzerindeki imparatorluğunun kurulmasıdır.
Genel olarak mekanik filozoflar diye anılan düşünürlerin elde ettiği zafer doğayı ve kadını tanrısal gören ve dolayısıyla her ikisine de en azından belli bir oranda saygıyla yaklaşmasını sağlayan bilim anlayışının kesin yenilgisini temsil ediyordu. Rönesans simyasının çöküşü. Bu denemenin amacı simya araştırmalarının bilimsel değerlerini gözden geçirmekten ziyade simyanın çöküşüne katkıda bulunan kimi ideolojik meselelere odaklanmaktadır. Bilim ve cadılar, cadılık ve cinsellik. Akli bilimin ilk temsilcilerin cadılığa duyulan inançla ve cadıların gördüğü eziyetle ilişkilendirmeleri, alışagelmiş modern bakış açısından bakıldığında yüz kusartıcı değil ama anormal görülmektedir. Filozoflar cadılığı kadınlarla bağdaştırmışlardı. 1486 yılında Melsius Malificarum Cadı Çekici adlı kitapta şunlar yazılıydı. Her türlü cadılık bedensel şehvetin bir ürünüdür ve kadınlarda bu şehvet arzusu doymak nedir bilmez. Dolayısıyla şehvetlerinin yüzü suyu hürmetine şeytanlarla düşüp kalkarlar. 200 yıl sonra tam modern bilimin doğmakta olduğu dönemde cadılar hala kadınların cinsel gücünün korkutucu tehlikelerini temsil ediyorlardı. Değişim toplumsal cinsiyet ideolojileri. 17. yüzyıl toplumsal, ekonomik, siyasal açıdan tam bir alt üst oluş dönemiydi. Kadın doğa ve bilim ideolojileri arasındaki bağıntı, dönemin bilimsel ve sosyopolitik gelişmeleri arasındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi bakımından esastır. Benim modern bilimin kurumsallaşmasıyla ilişkilendirdiğim kadın ve doğa anlayışlarındaki değişimin genel anlamıyla kültürde ve özellikle de toplumsal cinsiyet ideolojisinde gerçekleşen ya pek çok dönüşüm çerçevesinde ele alınması gerekir. Avrupa genelinde egemen toplumsal cinsiyet ideolojileri 200 yıl önemli bir süre geçmektedir. Ve 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde erkek ve kadın rollerinin daha önceleri kabul edilebilir görülen çok katlılığı önemli bir alanmıştır. Erkek adamlar ilk dönem sanayi kapitalizminin iş ile ev arasındaki bölümü arttırmasına fevkalade uygun bir biçimde kutuplaşıyordu. 19. yüzyıl gelindiğinde şehveti doymak bilmez korkutucu pisboğazın yerine tek işlevi yeni çağın değerlerini desteklemek olan İffetli cinselliği alınmış ve zararsız bir bağımlı olan evdeki melek almıştı. Artık kadının yerine duygusal bakış ve koruyucu özel alabilirdi. İç savaşın birçok bakımından bu korkuları haklı çıkardığı görülüyor. Siyasi karışıklık beraberinde cinsel özgürlüğün ve her iki cins içinde genel eğitim haklarının savunulmasını getirdi. Yeni yeni kurulan radikal tarikatlarda kadınlar gerek ses gerek görüntü bakımından ön plandaydı. Restorasyondan sonra toplumsal cinsiyet ayrımları geçmişte olduğundan çok daha kalın çizgilerle çekilmeye başlandı. Eli ve çiğ doğalarına ve işlevlerine göre ayrıldı. Kadınlar yeni bağımlılık biçimlerinin koyuluna itilirken erkeklerin konumları yeni otorite kaynakları sayesinde güçlendi. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde kadınların ekonomik işlevleri perdeyi bir ev kadını derecesine düşmüştü. Gerçi kadın sözünün özgün mesleki kullanımı daha da bir çeşitlilik kazanmıştı. Balık satıcısı kadın, içki satıcısı kadın, elmacı kadın vesaire. 18. yüzyılın sonunda bu ekonomik bağımlılığın doğal bir durumu olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Fakat belki de en önemli değişiklikler kadınların davranışlarının doğası hakkındaki varsayımlarda yaşandı. Kadınların kişisel ve toplumsal yaşamlarında uygun bir şekilde oynayabilecekleri roller, giyebilecekleri kıyafetler, sahip olabilecekleri otorite derecesi, cinselliklerin mevcut düzen tarafından ne yola ve ne oranda tetikler alındığını konusunda. Elbette bu dönüşümü başlatan da tamamlayan da bilimsel devrim değildi. Ama kanaatim o ki bilimsel devrim sanayi kapitalizminin gereksinim duyduğu toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına hem yanıt vermiş hem de bunun için kritik bir destek sağlamıştır. Modern bilim erkek ve kadın, kamusal ve özel alan, ev ve iş arasında gittikçe büyüyen bölünmeyi destekleyerek hatta bunun yanıt olarak tercihini zihin ile doğa, akıl ile his, öznel ile nesnel arasında çok daha büyük bir kutuplaşmadan yana kullandı. Kadınların cinselliklerini tedricen yok edilmesine koşut olarak cansızlaştırılmış, kutsallaştıkları alınmış ve giderek makineleştirilmiş bir doğa anlayışı sunmaya başlandı. Bu sayede bilim bizatihi değişikliğinde faal bir aracı haline geldi. Modern bilim ideolojisi erkeklere erkeksi öz saygı ve yiğitlik için yeni bir temel sundu. 2. Öznelerin ve nesnelerin iş dünyası. 4. Toplumsal cinsiyet ve bilim. Bu yazı benim bilim ile erilliğin birleştirilmesinin altında yatan duygusal altyapıyı araştırma yönündeki ilk çabamı temsil ediyor. Bu deneme kitabı minyatür bir versiyon olarak da okunabilir. İlk olarak yazarımız Simmel'in bu
cümlesiyle başlamaktadır. Pratik yargılarda doğruluğa, kurumsal bilgide esinlenmeye duyulan ihtiyaç biçimleri ve iddiaları bakımından tüm insanlığa ait gibi görünse de, gerçek tarihsel konfigürasyonları bakımından tümüyle eridir. Mutlak fikirler olarak görülen bu şeyleri yalın kat, nesnel sözcüğüyle tanımladığımızı varsayalım. Soyumuzun tarihinde nesnel eşittir eril denkleminin geçerli olduğunu görürüz. Tarihsel açıdan yaygın bir alışkanlıkla eril ve nesnel olanın ve daha özelde eril ile bilimsel olanın bağdaştırılması akademik eleştirmenlerin ciddiye almamakta direndiği bir konudur. En azından feminist olmayan akademik çevrelerin bu konuda neredeyse bir ölüm sessizliğine bürünmüş olmaları, erildiğin bilimsel düşünceyle bağdaştırılmasının ciddi olarak incelenmeyecek ya da incelenmemesi gereken bir mit mertebesinde olduğu düşüncesi akla getirmektedir. Ciddi bir şekilde alındığında daha fazla kadın bilimle ilgilenseydi farklı bir bilim var olabilirdi düşüncesini akla getirir. Önce bilimin bir toplumsal cinsiyet edinmesini sağlayan inançlar sistemini, ki bilimin cinsiyetlendirilmesi anlamına gelen bir sistemdir bu, aydınlatmak ve incelemek elzemdir. En baştan şunu açıkça belirtelim. Burada tartışma gerektiren husus kadınların bilimdeki görece yokluğu değildir ya da salt buymuş gibi gösterilmemelidir. Gerçi dün olduğu gibi bugün de bilimcinin çoğunu erkekler oluşturuyor. Ama bilimsel nüfusun bilişimi düşünsel bir alan olarak bilimin erillikle bağdaştırılmasını açıklamak da tek başına yeterli olmaz. Ne de olsa kültürel açıdan kabul görmüş düşünsel ve kültürel çabaların birçoğu tarihsel açıdan erkeklerin denetiminde ola gelmiştir. Gerek bilimciler, gerekse de hitap ettikleri kitle açısından bilimsel düşünce eril bir düşüncedir. Simmel'in gözlemlediği üzere nesnelliğin kendisi tarihte çok uzun süreden beri erilikle özdeşleştirilmiş bir idealdir. Bugün bile bilimsel nüfuzun ezici bir çoğunluğunun erkek olması, erilliğin bilimsel düşünceyle bağdaştırılmasının bir neden olmaktan çok sonucudur. Burada tartışılması gereken husus bir gerçeklikten ziyade bir inançtır. Günümüzde bu arada şundan bahsetmek isterim. Yeni yeni bilim insanı denmeye başlamıştır. Burada da onun resmini vurgulamak istedim. Bilim adamı ya da kadını değil, bilim insanı dememizin faydası vardır. Peki bu inanç nasıl tezahür eder? Bilimcilerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin, kadınların bilimci olmayacaklarını, olmamaları gerektiğini, gerçekte erkeklere ait bir mesleği icra edebilecek kuvvete, sağlamlığa ve zihinsel berraklığa sahip olmadıklarını, iddia ettiklerini ne çok duymuşuzdur. Kadın hareketi bu tür mesnetsiz iddiaları ıskartaya çıkarttığından bilimsel düşüncenin içsel olarak eril olduğu inancının daha nadiren dillendirildiğini görüyoruz. Annesinin de bir bilimci olduğunu es geçen 5 yaşındaki oğlum da buyurduğu üzere, bilim erkek işidir. Bilimsel düşünceli erkekliğin özleştirilmesi kültürde o denli derinlere kök salmıştır ki çocuklar bunu içselleştirmekte pek de zorluk çekmemektedir. Çocuklar yalnızca bilimcilerin erkek olması gerektiğini düşünerek değil, aynı zamanda bilimcileri diğer mesleklerde çalışanlardan, örneğin sanatçılardan da eril olarak algılayarak büyüyorlar. Mesleklerde erkeklik ve kadınlık üzerine yapılan sayısız çalışma bu gözlemi doğurmaktadır. Sert bilimler ve de diğer bütün mesleklerin sert dalları şaşmaz bir şekilde daha eril diye nitelendirilmektedir. Bilim yalnızca kullanılma tarzları bakımından değil, aynı zamanda sunduğu gerçeklik tanımı bakımından da cinsiyetlendirme izleri taşır. Bunu anlamak için bilimsel düşüncenin doğasına erillik affetmenin ne anlama geldiğini daha eksiksiz bir şekilde incelemek zorunludur. Dünyayı iki parçaya bölen bilen ile akıl ile bilinebilir. Bilimsel ideoloji sonra bu ikisi arasındaki çok özel bir ilişki tarif etmeye girişir. Bu birliği tamamına erdirebilecek, yani bilgiye ulaştırabilecek etkileşimlerden neler olduğunu belirler. Akla ve doğaya toplumsal cinsiyet tehdit edilmekle kalınmaz, aynı zamanda bilimsel ve nesne düşünce de eril diye karakterize edilerek, bilinen bilgi de elde edilecek faaliyetlerin kendisinde cinsiyetlendirilir. Dünyanın özne ve nesne şeklinde ikiye bölünmesiyle aynı anda bilgi biçimleri de öznel ve nesnel şekilde bir bölünme yaşar. Bilimsel akıl bilinecek olandan yani doğadan ayrıştırılır ve bilme biçimlerini bu ikiliğin tehdit edildiği bir bilgi biçimlerinden ayrıştırmak suretiyle bilimsel aklın özelliği garanti altına alır.
Bu süreçte hem bilimsel aklın hem de onun bilgiye erişme şekillerinin eril olarak nitelendirilmiş olması gerçekten manidardır. Burada eril, çoğu zaman olduğu gibi özelliği, ayrılığı ve uzaklığı ifade eder. Yine özne ve nesnenin birbirine karışmasını şiddetle reddedilişini ifade eder ki bunlar bugün hayli tutarlı bir şekilde eril ve dişi diye tanımlanmaktadır. Hangi düşünce ya da kişilik özelliğimiz cinsel hormonlarımız tarafından etkilenirse etkilensin, bizim cinsiyetler arasındaki farklara ilişkin fikirlerimizin ucu salt biyolojiye dayandırılabilecek şeyleri fersah fersah açtığı, bu fikirler bir kez oluştuğunda da kendilerine ait bağımsız bir yaşamlarının güçlü kültürel ve psikolojik etkilerden beslenen bir yaşamlarının olduğu gün gibi aşikar. Yukarıdaki kısa tartışmada bile toplumsal cinsiyeti düşünsel bir duruşla ilişkilendirmekle ve bir düşünce süresini cinselleştirmekle kaçınılmaz olarak o geniş duygu dünyasını imdada çağırdığımızı göz önüne sermektedir. Böylelikle eril ile bilimsel bağdaştırmasını açıklama görevi sunulması mümkün olmayan bir biyolojik indirgemeciliğe sapmak istenmiyorsa, bizim toplumsal cinsiyet deneyimimizi bilişsel deneyimimize bağlayan duygusal altyapıyı anlama görevi haline gelir. Toplumsal cinsiyetin gelişme. Eril ve dişi anlayışlarımızın tek başına belki de en önemli belirleyicisi ebeveynlerimize dair algılarımız ve deneyimlerimizdir. Her gelişimsel süreçler her iki cinsten çocuklar için de geçerli olsa da iki cins açısından ifade ettiği anlamlar farklı olacaktır. Çoğumuz açısından benlik ile öteki arasında ayrım yaptığımız duygusal bağlamı annelerimizin sağlığıyla oluşuyor. Bu ana ve temel gerçeklik toplumsal cinsiyet algılarımızın kaçınılmaz olarak çarpılmasına yol açmaktadır. En erken ve en zorlayıcı kaynaşma deneyimlerimizin kökeni anne çocuk ilişkisi olduğu sürece bu deneyimin anne ile özleştirilmesi, sınırların çizilmesi ve ayrımın da annenin bir yatsıması yani anne olmayan şeklinde yaşanması kaçınılmaz görülmektedir. Freud'a göre Ödipal çatışmada gerçeklik baba tarafından kişileştirilir. Dış gerçekliğin temsilcisi olarak çocuğu anne ile ilk dönem aşk macerasına sert bir şekilde müdahale eden babanın ta kendisidir. Bunun çocuğun gerçeklik ilkesini kabul etmesi karşılığında ödül olarak himaye ve babalık sunarak yapar. Ancak Freud'dan bu yana hem toplumsal cinsiyetin hem de gerçekliğin nüvelerinin Ödipal dönemden çok daha önce sınırların kaybı olarak deneyimlenmesine itibaren gerçekliğin baba tarafından etik kemiğe bürüldüğünü giderek daha iyi anlaşılmıştır. Bu sürecin konumuzla özellikle ilgili bir tartışması Lou Wolff sunuyor. Dolayısıyla en erken deneyimlerimiz erkek kadın hepimizi duygusal ve bilişsel nesnelleştirmenin anlayışına eril olanı özdeşleştirmeye iterken özne ile nesne arasındaki sınırlarının bulanıklaşmasını anlatan tüm süreçlerde dişi olanın özdeşleştirilmesine eğilimindedir. Şu noktanın altını çizmekte fayda var. Ben burada eril ile dişi arasındaki içsel ya da gerçek farklılıktan herhangi birini değil, eril ve dişi olanın anlamına dair bir inançlar sistemini ele alıyorum. Her iki cinsten çocuklar da eril ve dişinin karakteristik özellikleri hakkında temel olarak aynı fikirleri öğrenirler. Bilhassa eril ya da dişi olarak kendi toplumsal cinsiyet kimliklerinin gelişiminde bu fikirlerden nasıl faydalandıkları başka bir meseledir. İnancımıza yer etmiş cinsel klişeler ve gerçek deneyimlerimiz ve hatta toplumsal cinsiyetle ilişkin gözlemlerimiz arasındaki ilişkisi çok karmaşıktır. Örneğin ben erkeklerin doğası gereği daha nesnel, bilimsel çalışmaya daha uygun olduklarını ya da bilimin aşırı nesnelci bir epistemolojinin damgasını taşırken bile içsel olarak eril bir uğraş olduğunu savunmuyorum. Ben burada bizi bu tür iddiaların doğru olduğuna inandırabilecek nedenleri tartışıyorum. Toplumsal cinsiyet meselesine geri dönecek olursak, her iki cinsten çocukların da benliği ötekinden ayırmayı aynı derecede öğrenmeleri ve esas olarak aynı özellik ihtiyacını duymaları gerekir. Fakat erkek çocuklar cinsel kimliklerini dişi olarak deneyimlenen ve tanımlanan şey karşılıklarına dayandıkları oranda toplumsal cinsiyet kimliklerinin gelişiminin ayrılma sürecine vurgu yapması mümkündür. Erkek çocuk anneyle özdeşleştiğini bozma sürecini iki aşamalı bir şekilde yaşamalıdır. Birincisi bir öz kimliğin yerleşmesi için, ikincisi ise bir eril toplumsal cinsiyet kimliğinin sağlamlaştırılması içindir. Genç erkek çocuğun harcı alem bir erilliğe sahip olması için dışarıdan yüklenen kültürel baskılar da bu sürece ayrıca ivme kazandırır. Geleneksel kültürde erilin asla dişi olarak görünmeyen özelliği ise asla esnetilmeyen bir şeyler şeklinde tanımlaması, çocuğun dişi olana kaynaşmanın zevkleri ve tehlikeleriyle eril olanın da ayrılığından
hem rahatlığı hem de yalnızlığıyla ilişkilendirme eğilimini güçlendirir. Erkek çocuğun hem benlik hem de toplumsal cinsiyet hakkındaki iç endişeleri burada kültürel endişe tarafından yansıtılır. Bu ikisi birlikte kendisini doğuran endişe ve özleme karşı savunma işlevi görebilen abartılı ve katı bir özellik erilik anlayışına yol açabilir. Bugün birçok psikanalist erkek çocuğun anneyle özdeşleştiğini, babaya kaydırma ihtiyacı yüzünden erkek çocuklarda toplumsal cinsiyet kimliği hissinin kız çocuklarına nazaran her zaman daha kırılgan olma eğiliminin olduğuna inanıyor. Dolayısıyla bu süreçlerin muhtemelen sonuçlarından birisi olarak erkek çocukların aşırı, kız çocuklarının ise yetersiz sınır çizimine daha eğilimli olabileceğini söylemek mümkün görünüyor. Ortaya sevmekte zorlanan erkeklerle bilimde uzak duran kadınlar çıkmaktadır. Burada öne sürdüğüm ve aslında bir betimlemeye çalıştığım nokta toplumsal cinsiyet gelişimleri arasındaki bir karşılıklı ilişkiler ağı. Nesnelliği, erilik ve eşitleyen bir inanç sistemi ve bilimsel ve eril olarak tanımlanmanı eş zamanlı olarak yücelten bir kültürel değerler dizisidir. Bu ağ parçalarından herhangi birisinin besindeki toplumsal cinsiyet kimliğinin edinilmesi de dahil çarpıtmaları daima kılacak ve ileri boyutlara taşıyacak bir yapıya sahiptir. Bilimcilerin gelişimi. Böylesi bir yapı cinsler arasında ne tür farklılıklara yol açarsa açsın ve daha önce de belirttiğim üzere bu tür farklılıkların varlığı en nihayetinde ampirik bir meseledir. Bu farklılıkların her halükarda hem erkeklerde hem kadınlarda içerisindeki mevcut büyük değişimlerin gölgesinde kalacağı muhakkaktır. Bilim tarihimiz ataerkilliğin ve cinsiyetçiliğin ön yargılarıyla çarpıtıldığı gibi eril ve dişi değerlendirmemiz de bilimin saygınlığının etkisiyle değişmektedir. Ne bu inançların kendi kendine yeterli doğasını vurgulayarak ne de bunları ilk dönem çocukluk deneyimiyle ilişkilendirerek kaçınılmaz oldukları iddia etmek gibi bir amacım yok. Aksine derdim barındırdıkları dinamikleri inceleyerek alternatif olasılıkları da mümkün olduğunu altını çizmek. Bilim hakkında düşüncelerimizle neyin eril olduğuna dair kanıtlarımız arasında bağların koparılması, her ikisinin de onları sınırlayan bir takım katı özelliklerden kurtulabilir ve her ikisi için de köklü değişiklikleri olanaklı kılabilir. Örneğin yalnızca bilimin kapıları kadınlara daha da fazla aralanmakla kalmaz. Aynı zamanda ve daha da önemlisi nesnellik anlayışımız da uygunsuz kısıtlamalardan kurtulabilir. Bilimin nasıl kendi bilim dışı mitolojinin etkisi altında kaldığını anlamaya başladıkça bu tür bir mitolojinin sınırlarına hapsolmaya bir bilimin olasılıklarını da görmeye başlayabiliriz. Burada bahsettiğim duygulanımsal ve bilişsel gelişim modeli içerisinde bilinç idrak ile duygulanım arasındaki karşılıklı bağlantılar konusunda kavranmaya bekleyen hala pek çok nokta var. Her ne kadar ben bu deneme boyunca ikisi arasında yakın bir ilişki olduğunu varsayımıyla hareket etmiş olsam da daha eksiksiz ve daha ayrıntılı bir anlayışın gerekli olduğunu açıktır. 5. Dinamik özellik, özneler olarak nesneler. Platon ve Bacon'ın modern bilimin adı en fazla ana adları olabilir. Ama aralarında zaman boyutundan da öte önemli bir fark vardır. Bacon ve Platon'un aynı kefeye koymamızın nedeni her şeyden önce sevgi ile erk arasındaki uçurumdur. Platoncu bilen, şeylerin özel doğasına yaklaşmak ve bunlarla birleşmek amacındadır. Ve bu araştırmasında kendisine saf Eros rehberlik eder. Bacon'cu bilimci içinse bilgi demek erk demektir. O, şeyler üzerinde hükümdarlık kurmaya çalışır. İki bilgi anlayışı da iffetli cinsellik imgeleriyle desteklenir. Fakat kullandıkları imgeler arasında çarpıcı farklılıklar vardır. Platon açısından iffet beden ile ruh arasında bir ayrılık olduğuna delalettir. Zihinsel meleke ile bilgi nesneleri arasındaki benzer ile benzer ilişkisinin erotik safını korumaya hizmet eder. Bacon'un iffetli ve yasal evliliği, artık erkek akıl ile dişi doğa arasında gerçekleşen bu evlilik ise tersine erk ve tahkim bir metaforu görünümündedir ve bilinenin bütünlüğünü korumak için vardır. Özelliklerin anlamları. Dinamik bir özellik anlayışı, benlik ile öteki arasında bir potansiyel mekan dokunulmaz, karşı konulmaz bırakır. Ben ile ben olmayan arasındaki sınırların geçici olarak askıya alınmasına olanak tanıyan bu tarafsız deneyim alanı, her türlü empatik deneyimi bilen ile bilinen arasında yaratıcı sıçramaya olanak tanıyan deneyimi mümkün kılar. Özne ile nesne arasında gelgitlerin hem sevgi hem de bilgi için bir ön koşul olduğunu kabul eder.
Özerklik ve toplumsal cinsiyet. Özerklik denetim ve tahakküm eril ile dişi arasında kendiliğinden ayrım yapmayan kesintisiz bir hat üzerinde bulunur. Her iki cinsten de insanlar kendilik, özerklik ve yakınlık sözcüklerin anlamlarıyla ve sevgi, çatışma ve farklılıkların baskısı altında benliğin bütünlüğünü sürdürme ihtiyacıyla mücadele içerisindedir. Bir başkasının özerkliğinden haz alma olasılığı, aynı anda başkalarıyla hem ilişkisi hem de farklılaşması içerisinde tanımlanan bir benlik hissinin kanıtıdır. Fakat bu tür bir benlik hissi ve onun mümkün kıldığı o zengin diyalektik süreve, ayrılığa ve farklılığa çok fazla ya da çok az vurgu yapılması ile tehlikeye girebilir. Burada kullandığımız dilde eril ya da dişi bir ayrılığa, diğeri de benzerliğe dayalı karşıt kutuplar olarak niteleyenin önünde bir engeldir. Bir yandan sürekliliğin, bir yandan da farklılaşmanın önüne yol açar. Her iki engel de özneler arasılığı tanınmasına aynı derece düşmandır. Fakat bu bölümler kadınlarda özerkliğin gelişimini engelleyerek kendi benlik hislerine az gelmiş olduğu için çocukların artan özelliklerini kayıp ya da inkar olarak değerlendirebilecek ve dolayısıyla annelik ilişkisinin ikinci potansiyelinin bütününü fark edemeyecek annelerin yeniden üretimde pay sahibidir. Bağımsız haline gelecek bir şekilde sosyalist ve süreklilik için çocukların eline bakan ömürleri ve boyunca da bundan mahrum kalacak olan anneler çocukların dinamik karşılıklı bağımlılık ihtiyacını beslemeye hazırlıklı değildir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet kutuplaşmasının bir sonucu da anneliğin deformasyonudur ki bu da toplumsal cinsiyetin deformasyonuna yol açacak koşulların zeminini hazırlar. Özellikle erk ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkileri anlamak için önceki tartışmaya gelişen çocuğun otoriteyle karşılaşmasını hesaba katacak şekilde genişletmemiz gerekiyor. Bu şekilde otoritenin de psikolojik sosyal olarak inşa edildiğini de anlarız. Bu durum ilk gelişim dönemindeki değişikliklerin biraz daha değişilmesi gerekiyor. Her şeyden de öte, çocuğun toplumsal cinsiyet ve özellik anlayışının pekişmesinde orta sınıfa mensup beyaz baba stereotipinin oynadığı merkezi rolünün incelenmesi gerekiyor. Sonuç olarak yalnızca ödipal aşamanın önemi değil, aynı zamanda bu ihtiyacı da sorgulayan psikoanalitik revizyonistlerin eserleri, anne bebek etkileşimlerinin sevgi, ihtimam ve birbirine duyarlı olma yoluyla özelliğin gelişimini nasıl desteklediğine dikkat çekmektedir. Bu katkıları annenin yaptığı işin meşrulaştırılmasına yardımcı olduğu gibi baba için de daha duyarlı ve sevecen roller biçer. Böylelikle saldırganlığın, erkin ve tahakkümün cinselleştirilmesini yeniden üreten eril ve dişi sosyalleşme örtülerinin yerini alabilecek örüntülerle yol açar ve toplumsal değerler dengesinin değişmesine katkıda bulunur. Bir başka deyişle, köklerini hem annenin sevgisinden hem de babanın otoritesine alan meşru bir erk anlayışına destek oluştururlar. Böylece erk, esasen çatışmayla değil, karşılıklı ilgiler ve refah bağlamında yeniden tanımlanabilir. Bu yeni erk anlayışı, tahakkümden farklı olarak insan ilişkileri açısından radikal sonuçlara gebelir. Fakat bize burada en doğrudan ilgilendiren husus, bilim ile doğa arasındaki ilişkiler açısından içerdiği anlamlardır. Bu olasılığı irdelemek için öncelikle diğer insanları tahakküm altına alma tutkusu ve dolayısıyla da belli bilim bağlılıkları ile birleştiren psikolojik dinamikleri tanımlamam gerekiyor. Bu nedenle bir sonraki bölüm, bu denemede tartışılan duygusal dinamiklerin bilişsel muadillerinin incelenmesine ayrılmıştır. Dinamik nesnellik, sevgi, erk ve bilgi. Bu denemede ise aynı ayrılığın bilişsel ifadesini araştıracağım. Sevgi ile bilgi arasındaki karşıtlığı, yani batılı erkeğin yaratılması kadar modern bilimin gelişme açısından da merkezi bir yere sahip olan bir ayrılığı. Tahakküm, zorlama ve hakimiyet retoriğinin belli duygusal ve bilişsel tarzlara eğilimli bir bilimsel topluluğu seçmeye yaradığını savundum. Bir sonraki kısımdaysa bu topluluğun içselleştirildiği aynı retoriğin kendisine uyumlu bilimsel çalışma tarzları, yöntemler ve hatta kuramlar seçtiği ikinci bir seçilim sürecinin gerçekleştiğini savunacağım. 3. Bilim yapımında kuram, pratik ve ideoloji. Buraya dek bilimin doğaya nasıl adlandırdığı, yani doğayla nasıl ilişki kurduğunu, onu nasıl oluşturduğunu ve kısıtladığı üzerine yoğunlaşıldı. Bundan sonraki 7. bölümde ise Çağdaş Fizik'te Bilişsel Bastırma 1979 yılında toplumsal cinsiyet ve bilime eşlik edecek bir parça olarak yazıldı. Bu dönemde son yarım yüzyıldır kuantum mekaniği yorumu etrafında süre tartışmayı inceliyorum. Ve çağdaş fizikçilerin kuramın kendisinin esas itibarıyla bile gerçekliğin tam bir temsilini sunacağını kabul etme konusunda süre gelen isteksizliklerin izini sürüyorum.
Bu isteksizlik bir yandan doğal düzenin yasaları indirgeme şeklinde derinlere kök salmış bir arzunun bir yandan da geniş çevrelerce kuantum mekaniği tarafından çürütüldüğü, kabul edilen nesnelcilik felsefesine süregelen bağlılığın bir kanıtı olarak görülebilir. 8. bölüm hücre cevap mantarın kümelenmesi kuramlarında yürütücü doku kavramının etkisi. 20. yüzyıl biyolojisine damgasını vurmuş olan hakim molekül kavramlarına olan yatkınlığın özellikle somut bir örneğini sunmaktadır. 7. bölüm gibi bu bölüm de yasada ziyade düzene duyulan ilginin ortaya çıkardığı bir kurumsal tanımlamanın örneği olarak okunabilir. Genetikçi Barbara McClintock'ın üzerine olan son bölüm, yasadan ziyade düzeni tahakkümden ziyade saygıyı temel alan bir bilim anlayışının en gelişkin dökümünü sunmaktadır. McClintock'ın anlayışının merkezinde ilk araştırmanın kökeninde her şeyden önce elinizdeki malzemenin size ne söyleyeceğini dinlemeye istekli olmanın yattığı yöndeki ısrar vardır. Bu dönemde McClintock'ın meslek ve yaşam öyküsünden başta izledikleri özetleyeceğim ve bunların toplumsal cinsiyet izledikleriyle olan bağlantısını ele alacağım. 7. Çağdaş fizikte bilişsel bastırma. Bu yazıda bilim tarihinin de benzer geçiş dönemlerine sahip olduğunu ve bunun özellikle dikkate değer bir örneğinin de çağdaş fizikte bulunduğunu göstermek istenir. Diğer bir bölümümüze geçtiğimizde 8. Hücreli cıvık mantarın kümelenmesi kuramlarında yürütücü doku kavramının etkisi. Burada biraz küçük cıvık mantarı örneğinden bahsedeceğiz. Çevresindeki hücrelerin davranışını yöneten özel niteliklere sahip hücreler vardır. Bunlar kümelenmiş yığının merkezindeki hücrelerdir. Dönemsel olarak döngüsel IMP sinyalleri yayarlar. Bu analojinin etkisi altına giren bir kişinin Zbutowski ödüllerinin merkezlerinin bunun ışığında görmesi neredeyse kaçınılmazdır. Nitekim bunlar literatürde sıklıkla yürütücü doku diye adlandırılır. Yürütücü dokular hikayesini tek bir merkeze yöneldiği varsayan açıklamaları olan eğilimini anlaşılmadık derecede basit bir örneğin oluşturduğu savunuyorum. Daha genel olarak yürütücü doku hikayesinden tam da doğaları gereği daha karmaşık bir etkileşim sergileyen bütün sistemlere nedensel ilişkiler dayatma konusunda ihtiyatlı olmamız gerektiği dersini çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bilimciler olarak bizim görevimiz doğal olguları anlamak ve açıklamaktır. Ama anlamak ve açıklamak sözcükleri çok farklı anlamlara sahiptir. Bilindik açıklama modelleri geliştirmeye çabalarken kendi eğilimlerimiz ile doğal olguları içkin olasılıklar arasında farklılıkları gözden kaçırma tehlikesine giriyoruz. Kısacası doğaya duymaktan hoşlandığımız hikayeleri dayatma tehlikesini göze alıyoruz. 9. Farklı bir dünya. Yazarımız yine Samuel Taylor Coleridge sözüyle başlamıştır. Ah leydim, neyi verirsek onu alırız ve doğa bir tek bizde yaşar. Yaşamamız onun hem geleneği hem de kefenidir. Bilimin nasıl farklı olabileceği üzerine kafa yormak istiyorsak bunun için kendimize Barbara McClintock'tan daha uygun bir rehber bulamayız. McClintock genetik bilim tarihinde hem merkezi hem de tarihi bir konuma sahiptir. Bütün saygınlığa karşın her kritik dönemde farklı ile sivrilen bir konumdur bu. 1902 yılında doğan McClintock, klasik genetik bilimine ve hücre bilimine ilk katkılarını 20'li yaşlarda sundu. Meslek yaşamının ilk safhasına damgasını vuran bu ikili izlek, başarı ve sıradışılık ömrünün geri kalan döneminde de başlıca motif olmayı sürdürüyor. McClintock, yer değiştirebilir elementlerin gelişimini düzenlemesi için kilit bir önerme sahip olduğunu düşünüyordu. Meslek yaşamın asıl öneminin tam da bu başarı sıradışılık ikiliğinden kaynaklandığını savunmuştum. Başarısı bir bilimci olarak meşhuriyetini kuşkuyu yer bırakmayacak bir şekilde doğrularken, sıradışılığı bilimsel bilginin gelişmesine muhalifliğin rolü ve kaderini incelenmek için bir fırsat sunmaktadır. McClintock'ın felsefesiyle olan ilişkisinin kısa bir analizini izleyeceğiz. Karmaşıklık ve farklılık. McClintock'a göre doğaya insan hayal gücünün kapasitesini kat kat aşan önsel bir karmaşıklık damgasını vurmuştur. Sık sık tekrar ettiği, düşünebildiğin her şeyi bulabilirsin de sözü aklın değil doğanın kapasiteleri üzerine bir yargıdır. Bilimsel zekamız doğanın iddiasıyla karşılaştığında silik kalır. Dolayısıyla her şeyi belli doğmalara uydurmaya çalışmak işe yaramaz. Her şeyin uyacağı bir merkezi doğma diye bir şey yoktur. McClintock, doğa görüşleri bağlamında aksi takdirde kulağa romantik gelebilecek araştırma yaklaşımları mantıksal açıdan yer yerine oturmaktadır. Günümüzdeki araştırma yöneltiğinde en büyük eleştiri yine onun tabiriyle tevazu eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
McClintock, ben işe fideyle başlarım ve ondan ayrılmak istemem. Bitkiyi tüm gelişimi içerisinde izlemezsem meseleye gerçekten vakıf olduğumu düşünmem. Dolayısıyla her bitkiyi tarlada tanırım. Onları yakinen tanırım ve tanımaktan da büyük haz duyarım. Günler, haftalar, yıllar süren sebatkar gözlem deneminin mükafatına acılıklı bir içgörü olduğunu söyleyebiliriz. Şeyleri gördüğümde onları hemen yorumlayabilirim. Bir meslektaşımın tarif ettiği şekliyle sonuçta çalıştığın her bitkinin öz yaşam öyküsünü yazabilme yeteneğine sahiptir. Burada başka insanlarla kurulan ilişkilerden bahsetmiyor olmasına rağmen yine de arada güçlü benzerlikler bulabiliriz. McClintock'ın tarifine göre bitkilerle olan ilişkisinde farklılığa duyulan saygı, insan ilişkilerinde olduğu gibi bizim yalnızca empatiye olan ilgimizi değil, aynı zamanda empati kapasitemizi de gösterir. Kısacası sevginin en yüksek biçimidir bu. Farklılıkları yok etmeden yakınlığa izin veren bir sevgi. Toplumsal cinsiyet meselesi. Bu yerleşik farklılığın ne kadar McClintock'ın bir kadın olarak daha hala erkeklerin baskın olduğu bir anlamda bulunmasının bir yansımasıdır. Onun görüşleri hangi oranda Erikson'un 1964'te koyduğu şekliyle, kadınlar bilimde gerçek anlamda birkaç şaşalı istisna şeklinde değil de bilim seçkinliklerinin üyeleri olarak temsil edilirse ve edildiğinde bilimin hali nice olur anlayışının bir göstergesidir. Görünüş itibariyle McClintock'ın bilim anlayışını feminist bir bilim diye adlandırmak heyecan verici olabilir. Sezgi, his, bağlantı ve ilişkilik üzerine yaptığı vurgular, tüm bunlar göründüğü kadarıyla en bildik kadın stereotiplerimizi doğrulamaktadır. Ve bu gerçek olduğu oranda bilimde salt daha fazla da kadının yer almasını, topluluğun hissiyatını değiştireceğini ve bu anlayışın onaylanmasına yol açacağını umabiliriz. Ama bu basit görüşün aksine kuvvetli savunu hem genel hem de özel birçok nedeni vardır. Başarılı bir bilimci olmak için kişinin öncelikle yeterince sosyalleşmesi şarttır. Bu nedenle kadın bilimcilerle erkek meslektaşları arasında keskin bir farklılaşma beklemek doğru olmaz. Ve hatta böylesi bir düşünce birçok kadın bilimciyi de eşit düşürecektir. Bu anlamıyla McClintock da bir istisna değildir. Kendi analizin bir kadının çalışması olarak nitelenmesini reddedeceği gibi, görüşlerinin bir kadının perspektifini yansıttığı görüşünü de kabul etmeyecektir. Ona göre bilim, eril ya da dişil, bir toplumsal cinsiyet meselesi değildir. Tersine, bilim, toplumsal cinsiyet meselesinin bir kenara bırakıldığı bir alandır. Ayrıca McClintock'ın bilime olan bağlılığı genel olarak toplumsal cinsiyeti aşmak temennisinin de bir parçasıdır. Gerçekten de kadının stereotiplerini kararlı bir şekilde reddetmesi, onun nihayetinde bilimci olmasının bir ön koşulu olmuş gibi görünmektedir. Fakat her ne kadar McClintock bilimde tümüyle bir dışarılık konumunda olmasa da içerilikli olduğunu söylemek de bir o kadar zordur. Ayrıca bir kadın olarak ne kadar farklı olursa olsun, ne olmadığının cevabı bir erkek olmadığıdır. Bu iki gerçek arasında kritik bir bağlantı vardır. McClintock'ın kendisinin de kabul ettiği üzere toplumsal cinsiyet meselesinin hiçbir zaman bir kenara bırakılmadığını kabul etmenin işaret ettiği bir bağlantıdır. Kanaatimce McClintock'ın duruşunun radikal özü şudur. Erkekler bir dünya bir erkek olmadığından dolayı toplumsal cinsiyetten azade bir bilime olan bağlılığı en konu bağlıdır. Çünkü toplumsal cinsiyet kavramları bilimin temel kategorilerini ve o kadar derine ezmiştir ki bu bağlılık dönüştürücü olmuştur. Öncesi McClintock'ın toplumsal cinsiyetin bu hikayeyle ilişkisini kişisel sosyalleşme değil, aksine tam da bilimin oluşumunda toplumsal cinsiyetin rolünde aramalıyız. McClintock'ın bilimci olmak konusunda direnmesi, bilimin gerçek değil bir insan uğraşı olduğu iddiasına kararlılığı yatıyordu. Böylece dair aklı dünyayı bölmesine yapacağı şekilde anlamlanır. Diğer bilimciler arasında kendisinin de onların tüm varsayımlarını paylaşmadan hissettiği bir yakınlık oluşmasına olanak sağlar. Bu şekilde bakıldığında McClintock'ın duruşu son kertede Erikson'un sorusunun ima ettiğinden daha çok radikaldir. Kadınlar bilimde gerçek anlamda temsil ettiklerinde bilimin halini ne olacağı sorusunun yanıtı basitçe bilim yaratıcı anlayış biçimine kadın anlayış biçimine eklenmesi olmadığını, aksine kanaatimce tam da yaratıcı bakış açıları imkanının herkes için kapsamlı bir dönüşümden geçmesi olduğunu ima eder. Çok şunu türden çıkartır. Bilimde başarı kendi kendine inceleme gerektirmediği sürece, erkekçe ya da diğer ideolojik bağlılıkların altının oyulması değişikliği için yeterli bir teminat değildir. Fakat doğanın kendisi gerçek değişiklik için itkiyi sağlamada güvenilebilecek bir müttefiktir. Doğanın verdiği yanıtlar bizim bilim anlayışımızı oluşturan terimleri tekrar tekrar yeniden incelemeye teşvik eder. Bu yanıtlara kulak vermek, elimizdeki malzemeyi dinlemek, bilim anlayışımızın kültürümüzün eril diye damgalandığı dar perspektiften değil de insan deneyiminin geniş perspektifinden doğan terimlerle yeniden inşa etmemize yardımcı olabilir. Ve kitabımızın finalinde ise son söz olarak şunu dile getirmiştir. Son 10 yıl içerisinde doğa bilimlerinde feminist eleştirinin iç mantığı tıpkı genel olarak feminist araştırmalarda olduğu gibi bu bilimlerde bugünden bakıldığında amansız bir şekilde liberalden radikale geniş bir yelpazede değişikliğe yol açtı. İlk
Feminist çalışmalar neredeyse tümüyle bilimde kadınların yokluğu ve bu yokluğun müsebbibi olarak görülen engeller üzerine odaklanmıştı. İlk araştırmalar doğrudan doğruya siyasal eşitlik talebiyle kol kola gidip gidiyordu. Ama çok geçmeden dikkatler doğal olarak kadınların bilimlerde tarihsel açıdan yeterince temsil edilmemiş olmasının bilimsel sonuçlarını çevrildi. Bu kitapta denemeler bu geniş yelpazenin radikal ucunda yer almaktadır. Fakat radikal feminist eserimiz bilimde deliklere sahip olan erkek, merkezcilikten yola çıkarak ya bilim toplumdan reddetmekte ya da onun yerini külliyen kökten farklı bir bilimin alması gerektiğini savunmaktadır. Ben bir bilimci olmam nedeniyle bu birinci tutumu şahsen hiçbir şekilde savunabilir görmüyorum. Ayrıca böyle bir görüş intiharla eş anlamlı gibidir. Başka bir yerde yazdığım üzere nesnelliğin bir ideal olarak görüp reddetmek, hem sesini düşman bir koraya katmak hem de kadınlara real politik modern kültürün dışında kalmaya mahkum etmek demektir. Saltınmak istenen yarayı kaşımaktan başka bir işe yaramaz bu. İkinci öneri de belki yine bir bilimci olmam nedeniyle bana aynı derecede sorumlu görünüyor. Bilimin sihir baştan ikame edilebileceği varsayımı. Bilimi dışarıdan gelen ahlaki ve siyasi baskılara boyun eğen salt toplumsal bir ürün olarak görülen anlayışın bir yansımasıdır. Bu aşırı görece anlayışına göre bilim ideoloji içerisinde erir. Modern bilimin bütün kurtarıcısı işlevleri yansınır ve hakikaten ne olduğunu çözümünü siyasi arenaya havale edilir. Benim bilim anlayışım ve bilişsel olana ideolojik olanlar en azından kısmen ayırma imkanlarına ilişkin anlayışım daha iyidir. Ve dolayısıyla bu dönemin amacı daha talepkardır. Bilimin elit bir proje olmaktan çıkarılıp insani bir proje olarak yine bilimin içinden düzeltilmesi ve duygusal emek ile düşünsel emek arasındaki bilimin erkeklere tahsis edilmiş bir alan olarak kalmasını sağlayan iş bölümünün reddedilmesi. Bütün denemeler şu veya bu şekilde egemen bilim tanımlarındaki erkek merkezli ön yargıları ele almaktadır. Amaçları ise bu ön yargının aşılmasıdır. Bilimin bize öğrettiği şeyleri muhafaza etmek ve daha nesnel olmak için bilimin altyapısının bir parçasını netleştirmeye yardımcı olan bir feminist analizden yararlandı. Benim savunduğum toplumsal cinsiyetten azade bir bilim anlayışı ne eril ve dişi perspektiflerin sonucu ya da tamamlayıcısıdır. Ne de bir dar görüşlülüğün yerini bir başka dar görüşlülüğün almasıdır. Daha ziyade tam da eril ve dişi kategorilerin ve buna mukabil akıl ve doğa kategorilerin dönüştürülmesi ilkesine dayalıdır. Öte yandan McClintock'ın örneğinden çıkardığım farklılık felsefesine dair dersleri ciddiye alıyorum. Bu felsefe bana toplumsal cinsiyetle hatta cinsiyetçilikle değil, çok farklı türde adlarla adlandırılan bir bilim aramayı öğretti. Sağlıklı bir bilim farklı akıl ve doğa anlayışlarının bunlara mukabil farklı stratejilerin verimli bir şekilde yaşamasına olanak tanır. Benim bilim anlayışımda dert doğanın ehlileştirilmesi değil, hegemonyanın ehlileştirilmesidir. Bilim tarihini bilmek, evrensel hakikat iddiaların ölümlü olduğunu kabul etmektir. Geçmişteki her bilimsel doğru anlayışının doğal fenomenlere ilişkin her modelin takipçilerinin iddia ettiğinden daha sınırlı olduğu zaman içerisinde ortaya çıkmıştır. Bilimde üretken farklılığın yaşaması için düşünsel hegemonya yanlısı tüm iddiaları hak ettiği yere koymamız, yani bu tür iddiaların doğaları gereği bilimsel olmaktan çok siyasal olduğunu anlamamız şarttır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitabın kısaca sunumu bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın.